Merhaba değerli izleyiciler. Bir insan takıntı sorununa ne kadar ileri gidebilir? Bu kadar umursamaz biriyken nasıl iş rekabete geldiğinde bu kadar takıntılı olabilir? Hwarang ve onun hikayesi kafaya takmış bir adamın ne kadar ileri gidebileceği konusunda bize örnek oluyor. Benimle gelin ve bu takıntılı çocuğun hikayesine göz atalım. Get ready for the next battle. Hwarang Tekken dünyasına 3. oyunda beraber dahil oluyor. Güney Koreli olan Hwarang, Tekvando dövüş sanatında oldukça yetenekli bir dövüşçüdür. Küçük yaşlardan itibaren sokaklarda dövüşmeye başlayan Hwarang, sokak bahislerinden önemli kazançlar sağladı. Hwarang bahis işlerine bir çeteyle hareket ederdi ve bahisleri manipüle ederlerdi. Taktikleri bilerek kaybederek bahisleri yükseltmek, bahis oranları istedikleri düzeye gelince de gerçek güçlerini ortaya koyup maçları kazanarak bütün bahsin parasını cebe indirmekti. Hwarang'in rolü ise bu final maçlarına çıkıp rakiplerini sağlam bir şekilde paketlemekti. Hwarang çok yetenekli bir dövüşçü olduğundan bahsettik ve bunun yanında da kibirli ve küstah bir karakter olduğunu söylememiz lazım. Yani rakipleriyle bolca dalga geçmeyi asla ihmal etmezdi. Aynı zamanda başına buyruk ve otoriteden de hiç de haz etmeyen bir karakter yapısı vardı. Ancak buna bir kişi istisnaydı. O da ustası Baek Do-san'dı. Ustasına büyük saygı duyar ve kusur etmekten de imtina ederdi. Hwarang'i bir cümleyle özetleyecek olsak herhalde kurmamız gereken cümle gururuyla hareket eden bir adam olurdu. Tekken serisindeki akıbetine de bu gururu yön verecek zaten. Tekken öncü zamanlarda Jin Kazama Güney Kore'de bir iş gezisindedir. Hwarang Jin Kazama'nın aracını görür ve onu bir dövüşe davet eder. Dövüş oldukça dengeli gider ve kazanan çıkmaz. Jin ve Hwarang berabere kalmışlardır ve bu sonuç Hwarang'i şoka uğratmıştır. Daha önce kimsenin bileğini bükemediği Hwarang ilk defa galip gelememiştir. Hwarang'in dünyaları başına yıkılır ve bu haberi ustası Baek Do sana verecek olmaktan utanç duyar. Kendine söz verir ve bir daha asla böyle bir şey yaşamamak için her gün antrenman yapmaya yemin eder. Tam bu sıralarda ise korkunç bir haber alır. Ustası olan Baek Do Ogre'ın kurbanlarından biri olmuştur. Hem ustasının intikamını almak için hem de Jin'le tekrar karşılaşabilmek için 3. King of the Iron Fist turnuvasına katılır. 3. King of the Iron Fist turnuvası başlar ve Hwarang turnuvada rakiplerini bir bir ezer. Turnuvanın sonunda kupa ile ödüllendirilen Hwarang ne Jin'le karşılaşabilmişti ne de Ogre'le. Bunun hayal kırıklığıyla kupaya bakan Hwarang, kupa dediğim boş bir kasedir evlat dercesine kupayı denize atar. Bu hayal kırıklığından sonra ülkesine dönen Hwarang'in sünüs belgesi gelmiştir. Irmağın akışını ölürüm Güney Kore'm diyerek Kore Silahlı Kuvvetlerine katılır. Acemi birliğini Seul Topçu Birliği'nde yapan Hwarang... Şaka. Güney Kore Özel Harekat Kuvvetlerine katılan Hwarang burada üstün başarılar göstermiştir. Ancak içinde hala o eski serseri ateş yanmaktadır. Emir altında olmayı da hala çok yadırgıyordur. İmdadına 4. King of the Iron Fist turnuvası yetişir. Turnuvanın duyurusu kulağına çalınır çalınmaz kanı kaynar ve askerden kaçar. 4. King of the Iron Fist turnuvası sonunda başlar ve Hwarang rakiplerini ezer geçer. Yine şampiyon olmuştur. Ancak Hwarang'ın içinde hala bir boşluk vardır. Çünkü turnuva boyunca Jin Kazama ile karşılaşamamıştı. Sonunda Jin Kazama ile bir otoparkta yeniden karşılaşma fırsatı yakalar ve onu dövüşe davet eder. Jin Kazama kavga etmemiz için bir neden yok dese de benim için önemli lan! Benim için önemli! Der. Dövüş sırasında Hwarang Jin'e üstünlük kurduğu sıralarda Güney Kore inzibatları mekana basar. İkili inzibatları dövmeye başlarlar ancak çavuşun ateş emrini duyduklarında bir arabanın arkasına saklanırlar. İnzibatlar arabaya roket atarlar ancak bu ikili çoktan ortadan tüymüşlerdir. Tekken 5'in başına geldiğimizde Hwarang'ın inzibatlar tarafından yakalandığını anlarız. Nezaretteyken Ogre tarafından öldürüldüğünü düşündüğü ustası Baek Do-san tarafından bir mektup alır. Ustası askerlik görevini tamamlamasını emreder. Ustasına duyduğu saygıdan onun sözünden çıkmayarak kalan 2 aylık askerlik görevini tamamlar. Valla Türkiye'de olsa askerliğini bitirmezlerdi herhalde adamım. Bizim Hwarang de şanslı adam mesela. Askerliğini bitirdikten sonra Jin'le karşılaşma konusunda kendisine ayak bağlı olarak hiçbir şey kalmamıştır. Yakın bir zamanda ise 5. King of the Iron Fist turnuvası duyurulmuştur. Bu turnuva sırasında karşısına kendi ustası olan Baek Do-san gelir ve bu takıntısından vazgeçmesini söyler. Hwarang öylesine takıntılı bir hale gelmiştir ki bunun için ustasına bile karşı gelir ve onunla dövüşüp onu yener. Hwarang sonunda Jin Kazama ile karşılaşma fırsatını elde eder. Karşılaşmanın sonucunda Hwarang Jin'i yener. Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta, Jin Kazama'nın bir takım ailevi işlerine ulaştığı ve şeytan gelini dizginlemeye çalıştığı bir zamanda bu dövüş gerçekleşmiştir. Yani Jin Kazama tam potansiyeliyle dövüşememiştir. Turnuvanın sonunda ise Jinpachi'yi de yenip turnuvayı kazanır. Hwarang en sevdiği şeylerden biri olan motosiklet kullandığı bir gecede önüne şeytan formundaki Jin çıkar ve telekinetik bir güçle Hwarang'in motorunu patlatır. Hwarang bundan kurtulur ancak şeytan Jin kendisini bir güzel pataklar. O kadar kötü duruma gelmiştir ki Hwarang 3 gün yoğun bakımda yatar.
Üçüncü günün sonunda gözünü açtığında ise ustası Baek Doosan'ı karşısında bulur. Hoeren ustasına tövbe eder ve daha iyi bir dövüşçü olmasını sağlaması için kendisine eğitmesini ister. Hoeren 6. King of the Iron Fist turnuvasına katılır. Kendi hikayesinde Azazel ile karşılaşan Hoeren onu yener. Azazel'in göğsünden mor bir küre çıkarır. Bu küre Hoeren'i dönüştürmeye çalışır. Kahramanımız ben onun gibi değilim diyerek küreyi yere atar ve onu kırar. Tekken 7'ye geldiğimizde Hoeren Mishima Zaibatsu'ya karşı direnen bir örgütün başındadır. Ve tüm dünyaya savaş açtıktan sonra ortalardan kaybolan Jin Kazama'yı bulmak için Orta Doğu'ya doğru yola çıkar. İpuçlarını araştıran Hoeren kasabanın birinde bir iblisin görüldüğünü duyar. Hemen motosikletine atladığı gibi oraya gider. Orada bulmayı beklediği kişiyi karşısında bulur. Şeytan Jin ile karşılaşır ve onu yener. O sırada Jin'i yakalamaya çalışan Birleşmiş Milletler askeri kuvvetleri oraya ulaşırlar ve yerde olan Jin'in olduğu yere bir el bombası atarlar. Hoeren bombayı görür. Ve Jin'i kurtarmak adına onu bir kenara fırlatır. Ancak el bombası Huareng'in yüzüne çok yakın bir yerde patlar. Kendine geldiğinde ise sağ gözü kör olmuştur. Huareng en büyük takıntısını kurtarmak adına sağ gözünden oldu. Bu olaylardan sonra evine geri döner. Huareng bütün metanetiyle tekrardan çalışmalarına devam etti. Kazuya videosunda 8. oyundan bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Ama Huareng bir yan karakter olduğundan kendisinin kanon hikayeye bir etkisi olmayacak. O yüzden onun 8. oyundaki hikayesini de anlatıp hikayesini kapatalım burada. 7. oyunda Huareng'in onu kurtarmasından sonra Jin Kazama ortalardan kaybolur. Huareng ise Jin'i bulma umuduyla 8. King of the Iron Fist turnuvasına katılır. Ancak Jin ile karşılaşamaz. Turnuvanın sonunda Huareng bir yandan motosiklet sürüyordur ve bir yandan da kendi kendine söyleniyordur. O sırada arkasında Jin Kazama belirir. Motosiklet başında birbirleriyle dövüşmeye başlarlar ve ekran kararır. Huareng'in Tekken serisine dahil olduğu 3. oyundan 8. oyuna kadar olan hikayesi bu kadardı. İsterseniz son olarak hikayesi sırasında değinmediğimiz kişilik özelliklerine göz atalım. Huareng'in isminin etimolojik olarak nereden geldiğine baktığımızda M.Ö. 6 ile 10. yüzyıllarda Silla Krallığı döneminde var olmuş olan elit bir savaşçı grubu olan Huareng'den geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Korece'den birebir çeviri olarak Hıva, çiçek, Reng ise genç adam anlamına gelir. Bunları birleştirdiğimizde ise çiçek olan veya çiçekli olan gibi anlamlara geliyor. Huareng'in lakabı ise Blood Talon'dur. Türkçe'ye çevirirsek kan pençesi anlamına geliyor. 15 Temmuz günü doğduğunu biliyoruz ancak kendisinin doğum yılı konusunda bir bilgimiz yok. Tekken 3 ve 7 oyunları arasında 1.81 boyunda ve 68 kiloda olduğu belirtilmiş. Ancak Tekken 8'de ise 1.84 ve 80 kilo olarak değiştirilmiş. Huareng'in hobileri ise motosiklet kullanmak ve yat ile denizlere açılmakmış. Ayrıca benim özellikle değinmek istediğim bir konu ise kendisine sesiyle hayat veren seslendirme sanatçısı. Toshiki Morikawa bütün bir seri boyunca Huareng'e Japonca olarak sesiyle hayat vermiştir. Kendisi kim diyecek olursanız da Final Fantasy 7'deki baş düşman Sephiroth, Devil May Cry 5'teki Dante ve Cyberpunk 2077'deki Johnny Silverhand karakterine sesiyle hayat vermiştir. Bu çiçekli olan hakkında anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Huareng karakter videosunu benden özel olarak isteyen Hilmi arkadaşıma da buradan selamlarımı gönderiyorum. Önceki karakter videolarında istediklerini dile getiren arkadaşlarım da zamanla istedikleri karakterlerin videolarını yayınlayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.